Kendine kulüp bul başlığını atmış Milliyet gazetesi Galatasaray bir yıl daha sözleşmesi bulunan Martin Lines'i gönderecek. Hem para kazanıp hem de tasarruf edecek. Teknik direktör Fatih Terim gönderilsin raporu verdi. Yönetimde Norveçli futbolcudan kendisine kulüp bulmasını istedi. 1 milyon 400 bin euro garanti para alan oyuncudan 1,5-2 milyon euroluk bonservis geliri hedefleniyor. Demiş Milliyet Gazetesi'nin 19. sayfasında. Şimdi kadro dışı bıraktığın dönemde, lisans çıkaramadığın için dışarıda tuttuğun dönemde... ...bu Lines e, antrenmanlara en erken gelen futbolcu değil miydi? O dönemde dahi olsa e, sen Martin Lines'le sözleşme uzatmadın mı? Ona bir güvence vermedin mi? Şimdi neden kendine kulüp bul diyorsun? Ben anlayamadım. Sen anladın mı Turgay Akın? İşte... Vefa. Kaçıncılıkta şimdi? ligde galiba vefa. Biz vefa küme düştükten sonra böyle olduk. Bilincilik bir zamanlar vefa. Vefasızlık bizde şampiyon olduk. Vefa da küme düştü. Şimdi bu adam bugüne kadar bir tek arızası yok. Fenerbahçe'li Beşiktaş'a sonra Galatasaray'da e, beğendiği adam var sayda içinden birinin linesi çıkar. Evet. Adamın bir tane arızası yok. Adamın antrenmanla ilgili bir tane şeyini görmedik olumsuz bir haberini görmedik. Hiçbir zaman duymadık. Yani Lines sorun çıkarttı. Lines sakatlığını bahane edip oynamadı. Bunların hiçbirini ben duymadım. Şimdi sen ne diyorsun? Git. Ne güzel ya. Sonra diyorsun ki bana yabancılar pahalı geliyor. Sana niye ucuz gelsin ki? Sen sana sadık olanı gönderiyorsun. Aidiyet hissedeni gönderiyorsun. Belanda'ya yapmıyorsun bunu yıllardır. Fegülü'ye yapmıyorsun. Büyük vefasızlık. Galatasaray'a yakışmıyor. Buradan başka bir şey söyleyeyim. Babel var Galatasaray'da yine kulüp bul demişler. Dines var. Başka kim var şu anda? Dur bir dakika Galatasaray'da benim konuştuğum böyle kafamda. İkisini de uygun şartı olsun Beşiktaş hemen almalı. Eyüp Çapar demiş ki Ceyda Hanım Lines'i Beşiktaş alsın. Bek oyuncu arıyor zaten demiş mesela. Babel ile Lines'i Beşiktaş hemen alsın. Şartlar uygunsa ama Babel Galatasaray'dan iki buçuk alıyor. Lines bir buçuk alıyor Beşiktaş o paraları vermez. Paralarda sıkıntı olmazsa ikisi de Beşiktaş'ta oynar. Beşiktaş'ta boyut oynayacağını Babel oynasın. Sabek'te Lens, işte Lens oynayacağını Lens oynasın. Ya yani. da Necip oynayacağını. Hiç tartışmasız ve Galatasaray Lines gibi bir oyuncu çıkarırsa bence pişman olur. Hele bu şekilde vefasızlık yaparak gönderirse ayıp yani. Bayağı Lines'in e, taraftarlar peşine düştü bile. Ömer Dorul demiş ki Trabzonsporluyum. Lines Trabzon'da olsun yeni Novak olur demiş. Lines buraya geleceği zaman alabilir miyiz diye konuşuyorduk. Evet. O hafta da gol atmıştı. Fenerbahçe ee... derbisinde. Beşiktaş maçı. Yok yok. Kendi ülkesine gol atmıştı. Beşiktaş alacaktı onu o zaman. Evet. Alamadı Beşiktaş. Yani ondan sonra Galatasaray aldı. Yani şimdi böyle bir oyuncu geliyor ya iyi bir sahibek bulmak kolay bir şey değil. Sağ Bekin iyisini bu dünyada çok az var çünkü. Futbolcunun ne de bulmak kolay değil Turgay. Abi. Aynı fikirdeyim ki Lines hakikaten sağlam bir karakter. Bizim tanımıyoruz ama bize yansıdığı iki yıldır burada adam yansıyan şu adamın sıfır arıza kardeşim. Sağdaki halini görüyoruz. Kulübedeki halini görüyoruz. Altı ay çok aldı. Gıkı çıkmadı. Ayıp yani. Enteresan bir haber. Bakalım Lines Galatasaray'da kalacak mı? Yoksa önümüzdeki sezon Avrupa'da ya da ülkemizde başka bir takım formasıyla Martin Lines'i görecek miyiz? Diğer takım taraftarları yazdılar hemen kulüplerinde Trabzonspor taraftarları, Beşiktaş taraftarları görmek istediğine dair Galatasaray taraftarları bu konuda ne düşünüyor onu da merak ediyorum. Birebir futbol etiketiyle bizlere yazabilirsiniz. Ee, şimdi bir de Aslan'da hedef Yeni Salah başlığını atmış. Sabah gazetesinin 19. sayfasında Mehmet Özcan. Galatasaray Scout ekibi aradığı yıldız adayını Mısır'da keşfetti. Ülkesinde Muhammed Salah'tan sonraki en önemli yetenek olarak gösterilen 22 yaşındaki golcü. Muhammed'i isteyen Cimbom kulübü Zamalek'le pazarlık halinde demiş. Galatasaray'da rotasını genç... Ve e, daha az maliyetli ama geleceğe yatırım olarak gözüyle baktığı isimlere çevirmiş gibi görünüyor Turgay abi. Evet e, transfer normal şartlarda zaten zor ve karmaşık bir süreç. Bizim kulüplerimiz de bunu e, ben bunu maddi sorunlara da bağlamıyorum. Maddi sorunları yokken Hı -hı. de böyle yapıyoruz. İyice karmaşık hale getiriyoruz. Talip olduğumuz oyuncularla aldığımız oyuncuları takımdaki eksikleri biz de Yıllardır bu işin içinde bir olan biri olarak alt alta koyduğumuzda bir denge bulamıyoruz. Evet. Yani niye bu isteniyor? Bu <laughs> adam Fener'de bir denge var. Bakıyorsun Fenerbahçe tarihsel Fenerbahçe oyun karakterine uygun. Tırnak içinde topçu dediğimiz iyi top kullanan, teknik kapasitesi yüksek, gol becerisi olan oyuncular bir araya topluyor. Savunmasını seçerken bile bunları düşünüyor. Lugano'ya benzer bir savunmacı arıyor mesela. Gökhan'ı geri alıyor evet. o sebeple. Bir mantığı var. Ben Galatasaray'la Beşiktaş'ın transferde ne yaptığını ben anlamadım. Çocuklar, muhabirler burada bağlanarak ya da programlarda haber veriyorlar. Haberde bir sıkıntı yok. Ben Galatasaray'dan bir tane Galatasaray yorumcu arkadaşımdan Galatasaray ne yapmak istiyor okuyamadım. Sen okudun mu bilmiyorum. Galatasaray transferde ne yapmak istiyor. da kalırsa ne olacak? gider olacak. Seri. Gelecek mi? Gelirse ne olacak? Gider. Galatasaray'da lig başlığı strateji yok. Var belki. Bir şey değil mi? Ama ben Galatasaray'ı takip eden bir adam olsam taşı değil önceliğim. Ben şimdi 40 tane analiz yapmışım ya. En azından şunu yazardım. En azından şunu yapardım. Kardeşim bu kafayla giderseniz böyle olmaz. Karban Çorman bir iş yapıyorsun. Lines niye gidiyor? Belanda niye duruyor? Fegülü niye e gidecek mi? Kalacak mı? Seri alıyor musunuz? Bugüne kadar yapmanız lazım diye. Bakıyorum Galatasaray Bak Trabzon'da bir mantık var. Bakıyorsun. Hı hı. Evet evet. Beşiktaş'a şartlara göre bak bir mantık yok da şartlara göre davrandığını görüyorsun. Ama ben Galatasaray'ın e, as yeni sala, şey yeni Salah bilmem ne falan filan e şimdi Belhanda gidiyor mu? Galatasaray taraftarları da onu soruyor Turgay abi. Gün göreceğiz. İyi yayınlar ben Galatasaray taraftarıyım. Linnesi göndermeye çalışacaklarına Belhanda, Jimmy Durmaz, Babel, Ahmet Çalık gönderilmelidir. Tabii ya Belanda incir ağacı gibi. Belanda'nın yanında ot bitmez. Emre Akbaba Belanda gitsin ona katlayacak. Bak bu lafımı unutma. Emre Akbaba Belanda gitsin ikiye, üçe, beşe katlayacak kendini. Adamın bakışları bir defa adamı bitiriyor. Belanda takımın enerjisini eriten bir adam. Belli. Sağda, sağ dışında. Adamın hareketlerinden belli yani. Kualizma Beşiktaş'ta yapardı bunu. Simo bile uzak kaçardı yani şey diye. Berlantadan kurtul abi sen önce ya. Senin işin Lines mi şu anda? Sen Emre Kılıncı Senden de Emre baba var ya. Senin yeni salağın var. Bilmem neyin var. Hepsi var sende. Senin Falcoğan var elinde ya. Sen bir takımın da bunları ne derece oynatabileceğini bir matematiğini yap. Ama önce bir safra atman lazım. Bunu bir e, Ürgüp'teki uçan balonlara benzetirsen balonu yükselmesi için biraz aşağı bir safra atman lazım. Babel mi? Cimi Durmaz mı? Şey, Belanda mı? E, Fegoli mi? At. Sen bunu yapmıyorsun. Daha sonra sürekli birilerine talip oluyor. Hangi mantıkla bilmiyorum. Şunu söylüyorum. Daha sonra medyasını hakikaten ya haber alamıyorlar ya kulübe yakın değiller. Ben Fatih Terim'i övenler var. Fatih Terim'i övmeyenler var. Ben analiz okuyamıyorum daha sonra. Fenerbahçe'de birçok bizim Volkan her gün burada analiz yapıyor. Ya yani bu takım böyle Volkan oynar. takip ediyorlar. Çok şeffaf bir ortam oluştu. Dün basına çıktı tüm antrenman. Her gün yeni transferlerden biri e, basın mensuplarının önüne çıkıyor. Soruları yanıtlıyor ki bugün de Lemos'un basın toplantısı. Bir de Volkan genç bir gazeteci. Volkan orada bir dirar kalırsa ne olur da anlatıyor. Dinliyorum ben diye ilgili. Çünkü ben de Fenerbahçe. Evet. Ee, Kalırsan olur anlatıyor. gelirsen o olur. Santibor Vedat gidince ne olacak? Başından beri ben bir aydır sadece kampta değil. Vedat giderse nasıl bir takım kurgu... Fenerbahçe'nin kurgusunu Fenerbahçe muhabirleri, yazarları Emre Bol biliyorlardı. Emin Uluç hepsi biliyordu. Burada biliyordu. Her ne kadar e, herkes bize her şekilde biz birine göre Asur olarak Fenerliyiz, birine göre Galatasaray, birine göre Beşiktaşlı. Şöyle söyleyeyim ben sana. Benim medyada gördüğüm en sağlam Fenerbahçe ki burada kişinin de Ergin Aslan'la şey de geldi. Ee, Sercan da geldi. En sağlam Beşiktaş Fenerbahçe ekibi burada. Murat Devec'den başla yeni İstihbarat'a gelen arkadaşımız. Mehmet Emin Uluş, Emre Bol, Volkan Demir, e şey Ahmet, Ahmet Selimkul, Selim Kul, Ahmet Selimkul Bu sadece şey haber. Gürcan Bilgiçi var yorumcu olarak. Kemal abileri falan diye yani ekrana çıkan Fener'leri saymıyorum. ben. Fenerbahçe'nin bir şekilde haberinden haberdar olan bu havuzu atacak insanlar. E ya, gel Turgay Demir'den başla. Hakan Gündar, Sercan Dikme, e şey Ergin Aslan da geldi ki o, Ergün. o da haberi yakındır. O da haber yakındır. Okan Koç aynı şekilde. Serdar Sarı da. Serdar Sarı e altı